Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Havada kara bulutların olduğu bir sonbahar günüydü. Mert o gün işten erken çıkmış, dalgın bir şekilde evine doğru yürüyordu. Kafasında bin bir türlü düşünceyle boğuşuyordu. Nişanlısından ayrıldıktan sonra son bir aydır ne evindeki ne de iş yerindeki sorunlar bir türlü bitmek bilmiyordu. Sanki her ortam, her şey, herkes onun üstüne geliyor, boğuluyormuş gibi hissediyordu. Yavaş yavaş yağmur atıştırmaya başlamıştı. Adımlarını hızlandırdı. Yağmura yakalanıp hasta olmak istemezdi. Eve geldiğinde anahtarları cebinden çıkarıp kapıyı açtı. Mutfakta yemek yapmakta olan annesini görmezden gelerek odasına girdi. Üstünü bile değiştirmeden kendini yatağa attı. Uzun bir süre tavanla bakışarak düşündü. Bir ay önce nişanlısından ayrılmıştı. Çalıştığı şirkette terfi alacak durumdayken şimdi şirket batmak üzereydi. Ve işten çıkması an meselesiydi. Ve üstelik evin gelir kaynağı kendisiydi. Bir de babasının emeklisi vardı fakat yok denecek kadar azdı. Babasının kanser ilaçlarını bile karşılamaya yetmezdi. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çok yorgundu. Bunları düşünürken uyuyakaldı. Rüyasında ayrıldığı nişanlısını gördü. Bembeyaz elbiseyle gülümseyerek ona doğru yaklaşıyordu. Her yaklaştığında gülümsemesi azalıyor, yerini kızgın bir surat ifadesi alıyordu. Bembeyaz elbisesi her adımında grileşiyor ve en sonunda yerini siyaha bırakıyordu. Tam karşısına gelince durdu. O ilk gördüğü halinden eser yoktu. Simsiyah bir elbisesi ve kızgın, sinirli bir surat ifadesi vardı. Kız bağırarak, "Bana yaşattıklarının bedelini ödeyeceksin," dedi. Tam o sırada havada siyah renkte sayısız kargalar uçuşmaya başladı. Hepsi Mert'e doğru uçuyordu. O korkuyla uyandı Mert. Çok korkunç bir rüya görmüştü. Doğruldu, yatağının yanında bulunan komodinin üstündeki sürahiden bir bardak su doldurdu ve içti. Kalkıp üstünü değiştirerek mutfağa gitti. Annesi yemekleri hazırlamıştı. Babasının da sofraya gelmesiyle akşam yemeklerini yediler. Kimse konuşmamıştı. Herkesin kafasında sayısız düşünceler vardı. Babasının hastalığı gittikçe ilerliyor. Babasının ilerleyen hastalığı, üstüne Mert'in çok sevdiği nişanlısından ayrılması ve işten çıkarılacak olması aileyi olumsuz yönde etkiliyordu. Annesi sürekli yeni bir iş araması gerektiğini söyleyip duruyordu. Mert iş arıyordu aramasına fakat hiçbir yerden olumlu bir dönüş alamıyordu. Ertesi gün işe gittiğinde beklediği şey olmuştu. Mert işten çıkarılmıştı. Sadece o değil, onun gibi daha birçok insan işten çıkarılmıştı. Evin yolunu tuttu. Caddeye geldiğinde karşıdan karşıya geçmek için arabaların durmasını bekledi. Tam karşıya geçeceği esnada yolun karşısında siyah paltolu bir adamın durup ona baktığını gördü. Bu adam ayrıldığı nişanlısının babasıydı. Fakat adam göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaybolmuştu. Mert ne tarafa baktıysa da adamı göremedi. Hayal görmüş olabileceğini düşünerek yoluna devam etti. O gece ve ondan sonraki geceler hep aynı rüyayı gördü. Her rüyasında eski nişanlısını aynı şekilde görüyordu. Fakat rüyalar gittikçe korkunç olmaya başlamıştı. Bu durumu annesine anlattığında
Annesi Mert'i bir hocaya götürdü. Hoca onlara size büyü yapılmış olabilir. Evinizin her tarafına iyice bakın. Özellikle de Mert'in odasına. Eğer bir şey bulursanız mutlaka bana getirin. Korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Allah'ın izniyle geçecektir. Yüreğinizi ferah tutun dedi. Ertesi günü Mert'in yatağının arasına gizlenmiş, bir kağıda sarılmış bir kese buldular. Kağıtta değişik şekiller ve harfler vardı. Buldukları gibi hocaya gittiler. Hoca kağıdı görür görmez besmele çekti. Kağıda uzun uzun baktıktan sonra keseyi istedi. Mert keseyi hocaya uzattı. Hoca kesenin ağzını açar açmaz geri kapattı. Bazı dualar okuduktan sonra tekrar keseyi yavaş yavaş açtı. Önünde bulunan düz bir tepsiye kesenin içindeki kumları döktü. Ellerini kumların üzerinde gezdirerek dualar okumaya başladı. Hoca duaları okurken oturdukları yer sallanıyordu. Hoca gittikçe sesini yükseltmeye başladı. Salonun ortasında büyük bir karaltı belirdi. Hoca o karaltıyla İbranice konuşuyordu. Mert ve annesi korkmuşlar, hocanın ne dediklerini anlamıyorlardı. Konuşma bittikten sonra karaltı Mert'e doğru yaklaştı ve "Ey Ademoğlu, bizden kurtulamazsın!" diye bağırdı. Mert ve annesi korkudan bayıldılar. 2 saat sonra kendilerine geldiklerinde hoca başlarında dualar ediyordu. Mert hocaya, "Hocam, bize ne oldu? O gördüklerimiz neydi?" diye sordu. Hoca, "O gördüğünüz karaltı cin kabilesinin bir üyesiydi. Evlat, size kum büyüsü yapılmış. Bu büyü haneye mutsuzluk ve bereketsizlik getirir. Nişanlından ayrılman, işten çıkartılman, babanın hastalığının ilerlemesi, bunların hepsi bu büyü yüzünden olmuş," dedi. Mert şaşırmış bir ifadeyle, "Peki hocam, bu büyüyü bize kim yaptı?" diye sordu. Hoca, "Eski nişanlının babası yaptırmış. Bak evladım, bu çok güçlü bir büyüdür. Bu büyüyü bozmak, yapmaktan daha zordur. Siz iyi ki erken gelmişsiniz," dedi. Mert'in annesi, "Hocam, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu büyüyü nasıl bozacağız peki?" diye sordu. Hoca, "Sizden istediğim bazı otlar olacak. Onları bir hafta içinde bulup getirirseniz bu büyüyü çözeriz," dedi. Mert, "Hangi otlar hocam? Hemen bulup getiririm," diye karşılık verdi. Hoca, "Öyle hemen kolay bulunacak şeyler değil. Ben şimdi otların isimlerini, fotoğraflarını ve nerede bulunduklarını yazıp sana vereceğim. Dediğim gibi bir hafta içinde bulman lazım. Yoksa bu büyüyü kimse bozamaz." Mert endişelendi. İçinde otları bulamama korkusu oluştu. Hocadan kağıdı ve fotoğrafları aldıktan sonra yola koyuldu. Hoca 5 çeşit ot istemişti. 4 tanesinin nerede yetiştiğini ve hangi otlar olduğunu biliyordu. Fakat sonuncusunun adını dahi duymamıştı. Aradan 5 gün geçti. Otları bulmuştu. Tek birisi hariç. Sonuncu ot için çok uzak ve hiç bilmediği bir yere gitmesi gerekiyordu. Son 2 günü kalmıştı. Sabah erkenden yola çıktı. Sık ağaçlarla kaplı bir ormana geldi. Ormanın içine girdi ve elindeki fotoğrafa bakarak otu aramaya başladı. İleriden gelen bir ses duydu. Hemen bir ağacın arkasına saklandı ve gizlice izlemeye başladı. 2 adam yavaş yavaş Mert'in olduğu tarafa doğru geliyorlardı. Yakın bir yerde oturup ateş yaktılar. Adamın birisi diğerine, "Otların hepsini topladın değil mi?" diye sordu. Diğeri de, "Evet topladım. Bir tane bile kalmadı. Bak," dedi ve elindeki otları gösterdi. Mert adamın elindeki otları gördü. Bu onun aradığı son ottu. Hayır, hepsini bu adamlar toplamış olamazdı. Son 2 günü kalmıştı. Aklından
o otlardan bir tutamını istemek geçti. Acaba verirler miydi? Denemekten ne çıkar diye düşünerek saklandığı ağacın arkasından çıktı. Adamların yanına doğru yürümeye başladı. Onlara selam verip, ''Ormanda gezerken çok üşüdüm de yanınıza oturup biraz ısınabilir miyim?'' diye sordu. Adamlardan birisi, ''Gel otur tabii, hayırdır, ne geziyorsun bu ormanda?'' diye sordu. Mert, ''Aradığım bir ot var, onu bulmak için geldim.'' dedi. Diğer adam, ''Aradığın ot bu mu yoksa?'' diyerek yanında bulunan otları gösterdi. Mert, ''Evet, evet aradığım ot bu. Nereden buldunuz? Ben de bir tutam alayım.'' dedi. ''Adam bulamazsın. Hepsini biz topladık. Başka kalmadı.'' dedi gülerek. ''Ama çok istersen sana bir tutam verebiliriz.'' ''Mert gerçekten mi? Çok sevinirim.'' diye cevap verdi. Adam otlardan biraz alıp Mert'e uzattı. Mert tam alacakken adam otları geri çekti ve ''Bunun karşılığında senden bir şey isteyebiliriz.'' dedi. Adamın korkunç bir sesi vardı. Mert korkmuştu. Titreyen bir sesle ''Ne isteyeceksiniz?'' diye sordu. Adam gülerek ''Korkulacak bir şey değil. Bize bir can vereceksin sadece. İster babanı öldür, ister eski nişanlının babasını. Seçim senindir.'' dedi. İkisi de korkunç bir şekilde kahkaha atmaya başladılar. Mert şaşırmış ve bir o kadar da korkmuştu. Hemen koşarak adamların yanından uzaklaştı. Ormanın çıkışına geldiğinde yol kenarında o otlardan olduğunu fark etti. Hemen bir tutam koparıp yoluna devam etti. Ertesi gün sabahın ilk saatlerinde hocanın evine geldi. Hoca bütün otları ve kendi yazmış olduğu birkaç kağıdı yakarak bir tasın içine koydu ve dualar okumaya başladı. Bir taraftan dua okuyor, bir taraftan kesedeki kumları tasın içine döküyordu. Her döküşünde alevler artıyor ama kısa bir zaman sonra sönüyordu. 10-15 dakika sonra işlem bitmişti. Hoca, ''Geçmiş olsun evlat, artık kurtuldunuz. Allah seni ve aileni bir daha bu duruma düşürmesin.'' dedi. Mert hocaya teşekkür edip kendi evine doğru yol aldı. Nedense içindeki sıkıntı bir türlü geçmemişti. Ormandaki olayları düşünüyor fakat anlamlandıramıyordu. Eve geldiğinde kapıyı annesi açtı. Ağlıyordu. Mert'e sarıldı. Mert ne olduğunu anlayamamıştı. Salona girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Ormandaki adamlar söylediklerini yapmışlardı. Babası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.